Çin'in Panjin kardeş diye bir kardeş şehrimiz vardı. Uygur Türklerine orada yapılan eziyet ve işkenceden dolayı kardeş şehir ilişkilerini dondurmuş askıya alma kararı almıştım. Bunun üzerine çok yakın bir zamanda Yunanistan'da bir densiz milletvekilleri Türk bayrağını yırtma çok özür dilerim şahsiyetsizliğini gösterdi. Dünyada Türklere uygulanan bu tip olaylar ne yazık ki artmaya başladı. Bir Balkan turu yaptığımızda Balkanlardaki Türklerin durumunda yerinde inceleme, yakalama şansını yakalamıştık. Ki kardeşlerimiz Yunanistan'da Gümrücü'ne belediye başkanına ziyaretimiz olmuştu. Belediye başkan yardımcısı Türk bir kardeşimizdi, Balkan bir kardeşimizdi. Eylül'de seçilmişti. İyi niyetlerimizi bildirdik. Kardeşlik ilişkilerimizi devamı noktasında, sıklaştırılması noktasında konuşmalar yaptık. Ancak gelinen nokta itibariyle gördük ki bir milletvekili Türk bayrağını yırtacak düzeyde seviyesizleşti. Bu anlamda da o kardeş şehirde bir özür mektubu Yalova Belediyesi'ne gelene kadar Gümrücine kentiyle de olan kardeş şehir ilişkilerini dolduruyorum, askıya alıyorum. Nedir davetlerine icabet ederim, belediye meclisine getirdim. Ne de onları yapacağımız kardeş şehir etkinliklerine davet ederim. Bunun buradan bilinmesini istiyorum. Çünkü bayrak bizim kutsalımız. Bayrak Türk milletinin onuru, gururu, timsali, sembolü, ruhu. Bravo şimdi. Zamanında Yunan bayrağına gösterdiği nezaketi, inceliği İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk örnek vaziyette ifade etti. Bayrak yerde kalmaz, bir milleti temsil eder dedi. Ancak Yunanlar bunun farkında bile değil. O yüzden bu kararı aldığımı burada bu mecliste paylaşmak istiyorum.